Evet, selamun aleyküm tamaşin havalı nejan. Jez Okan Güner. Je kanalım rehin sert sera, sert çavaratın. Je tamaşa bikin. Je çok iyiyiz neyse. Neyse, yürü me bek derkısın. Bazı me derkısın. Hani sabah daha 4:30. Farkı güneş yeni doğuyor işte. Şu, şurada gözüküyor. Neyse, orada bir yerde gözüküyor. Hava soğuk biraz. Sabah olduğu için hava biraz soğuk. Hayvanlarımızı çıkardık. Kuzularımızı. Kardeşim gelene kadar ben çıkarıyorum sabah. Daha doğrusu sabah kalkıyorum, namazımı kılıp hayvanları çıkarıyorum. O da işte eşeğini falan yemeğini bağlayıp geliyor. O gelene kadar ben biraz hayvanları otlatıyorum. Onlarla dertleşiyorum, onları yani çekip çeviriyorum bir nevi. Hayvanlarımızla sohbet edelim biraz mesela. Şunlar mor koyun. Kendileri çok evcil. Yani bizim hayvanlar böyle evcil oluyor. Aynı zamanda bu. Bunların fiyatları hakkında da konuşacağım. Mesela senin fiyatın kaç olur? Bize bir röportajımıza katılsan ha. Neyse, katılmadı röportajımıza. Şimdi hayvanlar, bunlar mor kuzu. Biliyorsunuz koronavirüs var ülkemizde, dünyada. Pandemi bir hastalık var. Bundan dolayı etin fiyatı da arttı. Hatta geçen hafta yani bizim hayvan hani bizim kuzlara 3 aşağı 5 yukarı aynı olanlar 2000 lira 2000 lira 100 2100 2200 lira gitti çifti. Hani şahsen bizim kuzular da 3 aşağı 5 yukarı hani 2000-2100 liraya gideceğini düşünüyorum. İnşallah giderler. Allah bereket versin diyelim. Ne yapalım? Bu yıl iklim çok güzel. Havalar güzel gidiyor. Yani serin ve yağışlı. Otlarımız hala yeşil. Ondan sonra ne diyeyim? Hatta dün bile yağmur yağdı. Diğer gün yağmur yağdı. Bugün yine yağmur gösteriyor. Yarın için de gösteriyor. Yani bugünlerde yağmur var. Tabii hasat başlamış. Millet ekim biçiyor, hasat yapıyor. Bizim de var tabii. Onun için biraz şey yapabilir ama yağmurun yağması yine güzel. Bir tane kuzuyla röportaj yapacağım da hangisi olsun acaba? Böyle kaçmayacak biri değil mi? Merhabalar. Röportajımıza katılabilir misiniz? Katılmıyorlar. Merhaba. Bir soru sorabilir miyim? 2020'de beklentileri ne? Arkadaşlar millet korkuyor. Türkiye'deki insanlar gibi röportaj vermeyi korkuyorlar. Evet. Sizinle konuşalım. Bu da izin vermiyor. Başka? Şöyle gidelim. Acaba keçiler röportaj verir mi ya da koç verir mi? Burada bir tane koç var. Oho. Koça yaklaşmaz gidiyor. Adam röportaj veremiyor. Keçilerle bir röportaj yapsam keçiler verir mi? Ona biraz cesaretli ama şeydir. Keçi gelin sizinle röportaj yapacağım. Bakalım gelecek. Oo, maşallah. Adamlar şey yapmadı ya. Röportaj yapalım derken hayvanları şey yapıp dövüştürdük ya. Kendileri dövüştürdük. Bunlar kuşlar. Bunlar bizim kuşlar. Röportaj verelim. 2020'de beklentileri ne? Bu da diyor parça bu ben miyim? Dur bu mahalle. Bunlar koç. Daha doğrusu. Hadi gidin siz. Röportajıma da katılmadınız ya. Aşk olsun size. Hem açma sastıyorum ya. Koştum biraz. Nefes nefese kaldım. Nefesim yerine gelsin. Çoban geliyor. Ona bir röportaj yapalım. Birkaç sorularımız var. Hamu soruya bejini. Rauş. Karam kayas. Bejine soyna. Ne dar evren yet. Hava evren patlarına. Oraya maşallah ne halime çok hoştuk. Ama piyasa daha çoğuna kurbanlık de. Hani hiçbir haber yok. Hani 3 aşağı 5 yukarı tahminlerine biliyorsun pandemi var, koronavirüs var.
Onun için etin fiyatı uçmuş. Bir de kurban bayramı geliyor. Geçen sene eti fiyatı, şimdiki eti fiyatı aynı. Yok ya, geçen seneyle bu sene. Yok, geçen seneki kuzular, bu seneki kuzular aynı fiyata gidiyor. Geçen 2100-2300 geçen arası gidiyorlardı öyle. 2600 arası gidiyordu. Pardon, 1600 arası gidiyordu. İşte bu yıl 2100-2300. Arada 500-600 lira fark var ya. Yok ya, geçen sene bizim bir tane arkadaş var. Bizimkilerden daha iyi hani gelmiş ediyorlar 1800. Yok, o şey değil, normalde bey hayvan pazarında şey diyordu. Milyarek sert, milyarek de sert. Dümilyar sert, dümilyar de sert. Ya rav ama. Şey olduğu için, pandemi olduğu için hani dışarıdan et gelmiyor, hayvan gelmiyor. Onun için etin fiyatı artacak aynı zamanda. Ha, o da şu ya. Mesela şuna bir röportaj yapalım. Röportaj yapalım mı seninle? 2020 beklenti ne? Biliyorsun 2020 yarısı gitti. Hatta 5'te 3'ü gitti, 5'te 2'si kaldı. Düşüncelerin ne? Bak ama kaçıyor. Röportaja katılmıyor yani. Hayvanlar bile korkuyor. Hayvanlar bile korkuyor. Üzerine korku var. Orço. Orço, senin hep röportaj yapıyoruz. Röportaja katılan sensin sadece. Demek ki sen çekinmiyorsun çünkü yani köpeklerin bile elinde çektiği var. Seninle normal yani, çekinmemen normal değil. Senin 2020 beklentin ne? Bir gözün gitmiş zaten. Neyse hadi sen de git. Hadi güle güle. Ama babacısı. Ben sizi kendim de şu an ima hat. Yani biz de eve doğru gidelim. Bugün KPSS denemem var. 2 günde bir deneme yapıyorum kendime. Gidelim, denememizi olalım. Yani bazı farklı başarılara imza atalım inşallah. Bizlere dua etmeyi. Jumera dua bugün. Gence hadi sermevin inşallah. Eskiden bu köy yani Türkmenlerin elindeydi. Ama desi Türk, desi Türk adı. Onun için vandarı kanalı mesela. Hamur dvini ile avı izi kanalı nasıl. Dışa hatta kişi bir tarafta da bir tarafı şöyle gidiyor. Bir tarafı şöyle geliyor. Hani Z şeklinde kanallar yapmış. Ekinlerini, tarlalarını bu şekilde suluyorlardı. Tabii daha sonra buraya Kürtler giriyor. Şimdi tamamıyla Kürt. Yani bu da işte Kürtlerin sorumsuzluğu, Kürtlerin vurmak, yani duymak istemediği şeyler. Onun için değer vermiyorlar, yıkıyorlar. Şu anda günümüzde kanaldan hiçbir şey kalmamış. Her yer kırık, her yer delik içerisinde. Ama zamanında öyle zamanında diyorlardı ki burada neler vardı, neler yoktu. Kürtçe devirin. Duguvra çişini bu çişiner bun. Gondra begre sebze, meyve. Tari imişi sorgusu bulun. Yani farkı vra idri tenevsa. Hamu ev cema havun namı çıkı. Bu hiç kurumuyor yani. Bu bu derenin suyunu sürekli kullanıyorlardı. Şu şekli göstereyim. Bu derenin suyunu sürekli kullanıyorlardı. Yani tarlalarını, bostanlarını, bahçelerini eve kadar taşımışlardı. Köyün ortasına bile. Şu anda onun yani aktığı hani çeşme tarzında yapılan eserler var. İşte bu bizim elimiz yani. Kürt yani ders kalesi kurmanca, kurmanca değer ne doy? İsa geçtiğinki harabun. Hani hiçbir faydası kalmadı. Köyümüz şu şekilde, köyümüz ağaçlı tabi. Geçmişe nazaran bu yer, bu zamanlar şeydir. Pek ağaç kalmadı. Sürekli tüketilerek yerine birilerini yeni yeni fidana dikmedikleri için ağaç bakımından zayıflıyoruz. Eskiden yani biz geldiğimizde de bile çok fazla ağaç vardı, yeşillik vardı. Şu tarafta da derenin geldiği yaylalara çıkar. Hani buranın o toprağı çok verimli. Çernezyum toprak, kara toprak olduğu için verimli. Hani hiçbir zaman otu suyu. Bizim köyün zaten diğer köylerden ayıran en önemli özellik hem toprağı verimli hem de su bakımından zengin. Şimdi bu birinci dere. Şu tarafta 2 tane deremiz var.
Bir de şu taraftan derelerimiz var. Bir de şu yukarıdan, yaylalardan dediğimiz, yani böyle derenin alt, kayanın altında, toprak altında çıkan doğal çeşmeler var işte. Bunlar buraları besliyor. Hani kurumamasına vesile oluyor. Yani buralar kısacası güzel, manzara işte hoşun. Bu da yani millet yer altını kazar, altını bulmak için. Ama bilmezler ki yeryüzünü kullansalar o yer altındaki altından daha güzel, daha iyi bir ekonomiye sahip olacaklar. Çünkü bak burada en az 5-6 milyar geçmiş böyle. Bu da aynı, bu da ne demek oluyor? Ben zengin oldum, sana sattım, sen zengin oldun, sana sattım, böyle devir teslim yapmış gibi. Çünkü biz de kendimiz buradan olduğumuz için biz de biliyoruz. Biz ilk geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Şu anda çok şükür maşallah. Neyse ben gideceğim inşallah. Selametle kalın. Hem o hoben yarın sersara serçava. Ama Zindan TV tamaşa kanalımına tamaşa edeyim. Günlük hatıra hani haroj yedin misin? Böyle bir farklı bir amacım da yok. Yani eğleniyorum. Eğlenmek için varım. Neyse söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize mutlu umutlu yarınlar diliyorum inşallah. Ben şimdi kendi kulübeme gideyim. Güle güle inşallah.